Son zamanlarda bak geçen gün söyledim. Şimdi deccaliyet bir oyun oynuyor. Gençlere, çocuklara internette, orada burada, televizyon oyunlarında, işte internet oyunlarında falan peşmekan, filmlerde, tiyatrolarda falan ilahlık propagandası yapılıyor. Aklınızda olan var mı böyle filmler? İlahlık propagandası ne var? Avatar. Başka? Yüzüklerin Efendisi. Ne? Yüzüklerin Efendisi. Mısır'ın Tanrıları. Mısır'ın Tanrıları. X-Men. Game of Thrones. X-Men. Ne? Game of Thrones. Game of Thrones. Bak böyle filmlerle gençlerin beyninde, düşüncesinde, bilinçaltında ilah olma arzusu uyandırılıyor. Yani Allah'tan büyük olma arzusu uyandırılıyor. Kastı belki o olmuyor ama yönlendirildiğinden de haberi yok. Bu deccaliyetin bir oyunudur. Bilmeden bu oyuna düşmüş oluyorlar. Çünkü deccal kendini de ilah ediniyor kendince. Kendine tabi olanları da ilahlığa teşvik ediyor. Onlarda da ilahlık özentisi oluyor. Bu oyuna dikkatli olmak lazım. Yani bilerek veya bilmeyerek bu belanın içine girmemesi lazım hiç kimsenin. Bazı film afişleri vardı Adnan Bey. Göreyim. Avatar. Evet. Game of Thrones, taht oyunları. Harry Potter. Star Wars. Thor. X-Men serisi. Yüzüklerin Efendisi. X-Men serisinde evrimi bağlayarak da anlatıyorlar. Nasıl? X-Men serisi filmlerinde evrim de anlatılıyor. Evet. Bak bunlarda bilerek veya bilmeyerek bir oyun var. İngiliz Derin Devleti'nin deccaliyete teslim olduğunu biliyoruz. Çünkü deccal onları şu an kullanıyor. Ama bu filmleri de kullandığını anlıyoruz. Yani bu filmi hazırlayanlar bu amaçta olmayabilir. Ama İngiliz Derin Devleti bu amaçta bunu kullanıyor. Ve gençlere Allah'tan büyük olma yahut Allah olma fikri enjekte ediliyor ve teşvik ediliyor. Allah'ın büyüklüğü insanlara unutturuluyor. Siz Allah'sınız fikri enjekte ediliyor. Bu çok büyük bir tehlike ve büyük bir risk. O zaman şirk kafası, büyüklük ve enaniyet kafası yayılmaya başlıyor. Şahıslar kendilerini Allah'tan daha büyük görmeye başlıyorlar. Yani bilinçaltı kurgulama yapılmış oluyor. Bilerek veya bilmeyerek.